Kutsal sandık nerede? Tebeliye Gölü'nün altında. Yerini göstereyim de bir söylemedi demesinler. İnşallah. Var mı öyle resim görüntüsü? Gösteriyorum onları inşallah. Resimleri gösteriyoruz. Bu Tebeliye Gölü. Bu gölün görünüşü. Bu... Uydudan. Ne? Uydudan çek. Uydudan görüntü. Uydudan görüntü. Gölün altı, evet. Bu yandan çekin. Bak bir taş yığması var, görüyor musun gölün altında? Evet. Bu taş yığmasının altında bir şey var. Maşallah. Bilin bakalım ne? Maşallah. Mehdi'nin çıkışını bekliyor. İnşallah. İnşallah hocam. Evet, inşallah. Biz de çok heyecanlı bekliyoruz. O kapı açık inşallah. Olsun. Tebeliye Gölü'nün altını yine göstert. Görebiliriz. ...60 bin ton ağırlığında taş yığdı. Altında bir şey var. Evet, maşallah. Yüksekliği 10 metreye ulaşıyor. 4000 yıllık. Tam devre uyuyor. Tam Hazreti Musa'nın devrine uyuyor. Sonarla tespit edildi bu yapı. Sonar araştırmasıyla. Yeniden göstert. Bu Gönle Gölü. Tebeliye. Tebeliye. Nerede? Bilmiyorum. İsrail. Yani biraz kültürünüz olsun. Tabii İsrail de tabii ki. Evet. Sonarla tespit edilen bu görüntü, üstteki görüntü. Göstert. Evet. 50 metre çapında. 70 metreye kadar da ulaşıyor aslında, sırf 50 metre değil, yer yer. 4000 yıllık, 60 bin ton ağırlığında taş yığılmış. İri kayalar. Altında bir şey var. İşte söylüyorum. İsrail açsın baksın. Kutsal sandığı çıkartsınlar. İçindeki tabletleri hepsini görsünler. Mescid-i Aksa'nın altında değil, burada. Orada da var. Başka yerlerde de var. Şam dağlarında da var. Bir tanesini söylüyorum. Söylemedi demezsin. Kutsal sandığın nerede olduğuna dair hadisler var. Onları oku. Hadisler şu şekilde. Ükti dürer saygı önce gelir. Ayet oku. Bakara suresi 248. Bakara suresi 248. Şeytandan Allah'a sınırım. Peygamberlerin onlara dedi. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Kur'an ayeti bu. Evet. Bak bu kutsal sandığın vasfını açıklıyor Allah ayeti. Bir daha baştan al. Bakara suresi 248. Peygamberleri onlara dedi. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Tamam. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Maşallah. Hadislerde şu şekilde. Hazreti Mehdi tabutu sekineyi, kutsal sandığı Tiberiye Gölü'nden çıkaracak. Iktıt Dürer sayfa 51. Evet, yeterli bu zaten. Burada anlaşılıyor. Maşallah. İnşallah. Çok fazla hadis var. Evet. Hangi göldenmiş? Tiberiye. Evet. Demin gösterttiğimiz yer neresi? Tiberiye. Bir daha göster Tiberiye Gölü'nü. Hadisler şu şekilde. Hazreti Mehdi tabutu sekineyi kutsal sandığı Tiberiye Gölü'nden çıkaracak. Evet. Bu İsrail'deki Tiberiye Gölü. Evet. Evet. Bu taş yığması yaklaşık 70 metreye çapı yaklaşıyor. Kaç ton ağırlığındaydı? 60 bin ton ağırlığında. 60 bin ton ağırlığında. En az 4 bin yıllık olduğunu belirtiyor arkeologlar. Altında bir şey var diyorlar. Arkeologlar. Bilmiyoruz diyorlar. Bir şeyler var diyorlar.
Ne diyor hadiste? Orada diyor tabut, evet, sekere. Evet. Açsın baksınlar. Ben söylüyorum, yerinde söyledim. Bak resmini de gösterdim. Nerede diye oturup araştırmana gerek yok. İlk bulan da yani neyse, evet devam edelim. Ahit sandığın içinde bulunan eşyalarla ilgili detaylar, bilgiler var. Söyle. Ahit sandığı içinde manna bulunmasına dair Tevrat'ta geçen bilgi şu şekilde. Mısır'dan çıkışta. İsrailler o ekmeğe man adını verdiler. Musa Harun'a bir testi al, içine bir omer man doldur dedi. Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu Rabbin huzuruna koy. Yani Mehdi devrinde görülmek üzere gelecek kuşak dedi o. Moşiyah zamanı, evet. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklamak üzere anlaşma levhalarının önüne koydu. Ayıt sandığın içindeki tabletlere dair yasanın tekrarı bölümündeki bilgi şu şekilde. Yasanın tekrarı 10'a 1'e 5. O zaman Rab bana öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa yanıma çık dedi. Ağaçtan bir sandık yap. Parçaladığın önceki levhalara yazılı buyrukları yeni levhalara yazacağım. Sonra onları sandığa koyacaksın. Böylece akasya ağacından bir sandık yaptım. Öncekiler gibi iki taş levha kestim. İki levhayı da alıp dağa çıktım. Rab dağda toplandığımız gün ateşin içinden size bildirdiği 10 buyruğu daha önce yaptığı gibi bu levhalara yazdı ve bana verdi. Başka bilgi de şu şekilde. Hazreti Harun'un asasının ayıt sandığı içinde bulunduğuna dair çölde sayım bölümünde geçen bilgi. Rab Musa'ya baş kaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneğini saklanmak üzere levha sandığının önüne koy dedi. Evet. Hocam siz daha önce açıklamıştınız. Sen de kaçıldığında etrafı mutluluk duygusu verecek demiştiniz. Ayette de aynı o şekilde geçiyor. Evet, huzur. Mutluluk. Evet. Ne diyor? Tevrat'ta Rabbin buyruğu uyarınca levhaları yaptığım sandığa koydum. Orada duruyor. Demek ki Tevrat'ın orijinalini bu kutsal sandığın içinde bulacağız. Bunu hadiste de görüyoruz. Burada da görüyoruz. Yani Tevrat'ta da görüyoruz. Ahit sandığı ile ilgili bir ayet okumak istiyorum. Bakara suresi 248, şeytanın Allah'a sanırım. Peygamberleri onlara dedi, onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Allah Kur'an'da ayetinde belirtiyor inşallah ayet sandığını. Musa'dan ve Harun'dan kalacak olanlar var diyor içinde ayet sandığı. Kutsal sandıkla ilgili bir hadis okuyalım. Evet. Hazreti Mehdi tabutu sekine yani kutsal sandığı Taberiye Gölü'nden çıkaracak. Size anlattınız mı inşallah? Hay maşallah. Mübarek. Biz yerini işaret edeceğiz, o da çıkaracak inşallah. Veyahut bilmiyorum nasıl yani oraya, olay yerine de gidebilir. Ama yerini gösterttim. Bak söylüyorum. İsrail harıl harıl arıyor nerede diye. Bak yerini söylüyorum orada işte onun altın taş yığının altında. Ama hiçbir şekilde demiştiniz başkası çıkaramaz onu. Allah izin vermesin inşallah. Canım Mehdi gidip bizzat koluyla taşları çıkaracak hali yok. Mehdi ne yapacak? Açacak. Önüne getirilecek. He? Önüne getiriliyor inşallah Kudüs Şerif'te. Ha. Orada açılması Mehdi inşallah. Evet. Açan ben yerini oluyor. Söylüyorum. Benim açan, görevim bu yani. İnşallah. Açan kişi Mehdi oldu inşallah. Söylemedi demesinler. İnşallah. Bak açık seçik net söylüyorum yeri. Bugün ne günlerden? 3 Nisan. Ayın ya ayın tarihi. 2 Nisan. Evet. 2016. 2 Nisan 2016. 3 Nisan. He? 3 oldu. 3 Nisan 2016 bak söylüyorum yani. Yazsınlar inşallah. Ya sonra demedi etmedi falan demesinler. Biliyordun da niye söylemedin de demesinler. Bak söylüyorum açık orada işte. Göster yerini bir daha. Televizyon seyretmedim farkına varmadım falan dinlemem. Gösteririz. Taberiye Gölü. Bu ne hangi sistem bu? Ne hangi sistemden çekiyor? Sonar sistemi. Sonar sistemi evet. Kaç metre çapı? Çapı 70 metre, yüksekliği 10 50 metre. 50 ile 70 arasında değişiyor yani evet. Çeşitli yönlerden. Evet. Arkeologlar en az 4000 yıllık olduğunu belirtiyorlar. Tam o devre denk geliyor. Kaç ton kaya var? 60 bin ton kaya var. Yani bunu bak şimdi bunu şey yapacaklar.
suyu çekecekler, boşaltacaklar, kayaları kaldıracaklar, altından kutsal sandığı çıkartacaklar. İnşallah. Bana da bir teşekkür ederse de memnun olurum inşallah. Tabii Allah beni vesile ediyor. Yani Allah razı olsun deseler yeter. Teşekkürden kastım bu. Ben yerini söyledim, o kadar. Benim görevim bu. Net orada yani. İnşallah. Altında. Nasıl çıkarılması gerektiğini de söyledim hocam. Tabii. Bak suyu boşaltacaklar. Taşları kaldıracaklar. Bu kadar. İnşallah. Kepçeyle teker teker düzgünce çıkaracaklar. Konu bitecek. İnşallah. Ay sandığım ben yerini söylüyorum. Ben gidip İsrail hükümetine talimat verecek durumum yok. Ama istiyorlarsa, yani çıkartmak istiyorlarsa yerini söyledim. Şeklinde söylüyorum. Suyun tamamen çekilmesi lazım. Kuru arazi olması lazım. Kuruyacak yani. Balçığın da kuruması lazım. Altında balçık da var. O vaziyette girilmez. Oraya dozer mozer girmez. Beklenecek. O tamamen kuruyacak. Tıkır tıkır. Ondan sonra taşları kaldıracağız. Sandığın muhafazası çıkacak önce. Taş muhafazası. Layit sandığı gibi. Sonra taş muhafazayı açtığımızda yine muhafazası var onun. Sonra açacağız, sandığı çıkaracağız. Terü taze. Nemrut'un mezarı olan yerde de çok fazla kutsal emanet var. Oranın açılması için apayrı bir teknik kullanılması gerekiyor. Devlet imkanlarının kullanılması gerekiyor. Çok çok fazla. Yani bir medeniyetin, bir devrin bütün kalıntıları var. Hazreti İbrahim hakkında da çok geniş bilgi edineceğimiz imkanlar var. O devir hakkında geniş bilgi edineceğimiz imkanlar var. Cenab-ı Allah bu Mehdi devrine kadar onları saklamış. Kimse de dokunamamış. Bak kutsal sandık 4000 yıldan beri kimse açamıyor. Nasıl yapsın? Gölü açamaz. Suyunu çıkaramaz. Çıkarsa taşları kaldıramaz. Alta indikçe daha da büyük taşlar var. Yani işleri zor. Ancak Mehdiyet devrinde mümkün. Ahit sandığının resimleri var mı sizde? Var. Göster. Yanında da menoralar var. Doğru, evet. Göster. Evet, bu ahit sandığı. Yanında da menoralar. Yine burada da. Bak üçgen görüyor musunuz? Orada da var üstte. Evet. Yine burada da öyle. Burada da çok tarihi evraklarda, belgelerde, kabartmalarda taş üstüne yapılan kabartma resimlerde yüzlerce böyle ilginç resim var. Evet. Dagon tapınağına götürmüştü müşrikler o zamanlar ahit sandığını. Başlarına büyük bela gelmişti. Korkup geri verdiler sandığı. Onun resimleri var, gösterdi. Konuyu da anlat. Ahit sandığının Filistinliler tarafından ele geçirilmesini gösteren resim bu. Filistinlilerin ahit sandığını İsrailoğullarına geri götürmelerini temsil etmiş bu resim. Çünkü bütün tapınakları falan darmadağın olmuş. Yani kutsal sandığı götürdüklerinde büyük felaketler peş peşe gelince korkmuşlar. Yeniden yükleyip Mescid-i Kudüs'te ki mescide götürmüşler. Acayip korkmuşlar. Ya akıl olmaz felaketlere uğramışlar.